2010'dan ya ben, itibaren referandumu savunanlara bu, bakın, biz o gün yanlış bu sistem diyorduk diyorsunuz. Bunları söyledik. Bakın bu dedik ki bu erkler ayrılığı olmaz. Bu otoriter bir rejime yol açar, yapmayın. Esas o gün AK Partililer deselerdi ki bu parlamenter sistemin şöyle zaafları var. Madem şimdi bunu diyorlar, bu parlamenter sistemi gelin güçlendirelim. Hatta bakın ben o zamanlar da tartışmalara çıkıyordum. Hatta bu Türk tipi başkanlık sisteminin mimarlarından olduğunu söyleyen Burhan Kuzu'yu da çıkıyordum. Ve ben o zaman şunu da söylüyordum. Gelin hani Fransa tipi yarı başkanlığı da konuşalım. Ama bu olmaz. Yani çünkü Fransa Cumhuriyet yapısı bize daha uygun bir devlettir. Amerika yapısı bize uygun bir devlet değil. Bu başkanlık sistemleri federatif yapılarda olmadıkça başarıya ulaşamaz. Otoriter rejimler ürer. Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi. Dolayısıyla bunları zaten söylemiş insanlarız. Ben demiyorum ki şimdi efendim bu başkanlık sistemi düzeltilemez üzerinden giderek. Bir sorun var. Şimdi Nagihan Alçı diyor ki erkler ayrılığının olduğu dar bölge sisteminin uygulandığı bir başkanlık sistemini savundum ben. Hayır, Türkiye buna geçirmedi. Hayır, o niyetle yola çıktılar. Olmadı çünkü biz olmayacağını o gün de söylüyorduk. Yani bu yapının Türkiye'ye uygun, bu sistemin Türkiye'ye uygun olmadığını o günün koşullarında da söyledik. Bakın güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da yarı başkanlık. Bunu zaten anayasa profesörleri yazıyor ve ağırlıklı fikirleri bu yönde. Yani bu sistemi gelin güçlendirelim demek akla yatkın bir durum değil. Zaten bu niyetle yola çıktılar. Ha o zaman şöyle mi diyorsunuz? Biz bu niyetle yola çıkmamıştık. Yani biz böyle sorun güçlü... modelde mi uygulanmada mı? Aslında tartışma burada. Sayın Şenol Hanım da dedi ki 360'lık yakalayamazsak şekilde... Başkanlık uygulamada parlamenter sistemin ruhuna uyan bir şekilde de yönetebiliriz. Şimdi o ayrı bir konu. Onu dolayısıyla ben de, hani sorun acaba uygulamada mı modelde mi? Çünkü Restitos'un da diyor ki eleştirileriniz modelle ilgili değil, uygulamayla ilgili. Hayır, model bunu doğuruyor. Model bunu doğuruyor. Yani model yargının ağırlığını Cumhurbaşkanı atıyor. Olduğu gibi yani atamaların hemen hemen hepsi yasama yürütme yargı bir kere yasama olduğu gibi işlevsizleştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kadar işlevsiz bir parlamento dönemi hiç yaşanmamıştır. Ben içinde yaşıyorum. Türkiye Tanzimat'tan beri, meşrutiyetten beri parlamento arayışı içerisindedir. Parlamento arayışı Türkiye'nin sadece cumhuriyetle de değil, çok daha eskiye dayanan bir anlayış. Dolayısıyla başkanlık gibi bir yapı, padişahlar döneminde dahi bir güçler ayrılığı vardı. Yani bir ikinci adam, üçüncü adam vardı. Dolayısıyla yapımıza uygun değil. Biz bunu ama o kadar çok anlattık ki, gelinen noktanın böyle olacağı çok açıktı. Yani bunu ben de çok bir yanılgı olarak göremiyorum. Yani bundan başka bir şey beklemek imkansız gibiydi bu sistemden. O zaman bu kadar insan, bu kadar anayasa profesörü niye bu uyarıları yaptı bu sistem uygun değil diye? Yani bizim yapımız daha ziyade Fransa ulus devlet yapısına uygun olduğu için, federatif bir yapı olmadığı için, temsilciler meclisi ve senato gibi çift meclisli bir yapı olmadığı için bir başkanlık sistemine hazır değil, yani mümkün değil, hazır değil derken mümkün değil bu yapısıyla. Bunların hepsini söylemiştik. Şimdi geldiğimiz noktada ben o yüzden hani kusura bakmayın çok da bunun mücadelesini vermiş insanlar olarak elbette çok şaşırıyorum şu anda söylenenlere. Yani bunun üzerinden gitmek bir başka yanlışı, yani başkanlık sistemini düzeltelim demek, bir başka yanlışı sürdürmek demek. Orada da Resultos'una itiraz ediyoruz. En güzeli parlamenter sistemin... Düzeltelim demiyorum, varsa eksiği tamamlanır yani. En güzeli parlamenter sistemin eksiklerini düzelterek, mesela ben Cumhurbaşkanı'nın rektör atamasını istemem. Yani eğer ki bir değişiklik olacaksa üniversiteler rektörlerini seçsin. Birinci sırada kim çıkıyorsa olsun. Cumhurbaşkanı hani semboliklik peki, oradadır. Sembolik MİT olarak müsteşarını seçmesi, genelkurmay başkanı ataması. Bakın, o detaylar. Çünkü Nagihan Alçı da diyor ki gerçekten sembolik olsun. Şimdi sembolik olacak zaten. Bir atamaya imza atmak sembolik bir mesele zaten. Şimdi rektörler seçilir. Bu arada ben Beştepe boşaltısını rektörler üniversitede seçilir. Onu Cumhurbaşkanının önüne gelir. Cumhurbaşkanı imza atar. Bu zaten sembolik bir durumdur. Ama imza atmasın demek yani... çok özür diliyorum ama şu anda
destek olduğunuz Cumhurbaşkanı'na her türlü yetkiyi verip olası geleceğin Cumhurbaşkanı'na... Parlamenter sistemde de Cumhurbaşkanı hiç sembolik olmamıştır. O imzalar atılmamıştır. Biz Ahmet Necdet Sezer döneminde 2007'ye kadar bütün kararnameler maalesef oradan dönmüştür. Kesinlikle yani sembolik değil. Şimdi burada şöyle bir yanılgı var Kübra Hanım. Sanki Millet İttifakı bileşenleri geliyorum. Haklısınız Hilmi Bey. 1990'daki parlamenter sistemi alalım getirelim diyorlar. Ve sanki bunun üzerinde hiçbir değişiklik olmasın diyorlar. Böyle bir durum yok. Millet İttifakı bileşenleri güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek geçmişteki bir takım aksaklıkların düzeltileceği, özgürlükçü, demokratik, erkler ayrılığına sahip olan ve bunu da sadece bir parti çıkıp söylemeyecek. Burada Şenol Hanım'ın çok haksız yere üstüne gidildi. Çünkü bunu daha kendisi de söylüyor. Bir araya gelip en konuşulacak büyük problem de orada daha karar net bir şey yok. Altı parti, bu bir problem değil. Ne istediğinizi bilemiyorsunuz. Yani bu uzun zamandır unuttuğumuz bir ortak akıl. Bir araya gelmek, bir konsensus oluşturmak, ortak aklı bulmak. O ortak aklın içerisinde her şey konuşulacak. Elbette ki konuşulacak ve sonunda bir karara bağlanacak. Belki İYİ Parti'nin bir fikrine CHP itiraz edecek. Belki CHP'nin bir fikrine İYİ Parti. Böylece bir ortak yol bulacaklardır. Bu asla eski sistemin birebir aynısı olmayacaktır. Peki. Şimdi